Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Dolar TL grafiğimizle analizimize başlayalım. Dolar e, sindire sindire yükselmeye devam ediyor. 15 gün boyunca bizi 6.85'te oyalayan dolar bu hafta da 6.80 eee alt seviyelerinde bizi oyalayacak gibi gözüküyor. E, Merkez Bankası doları burada tutmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar e, bizim bankada olan paralarımız ee, neredeyse yani kendi silahımızla bizi vurmaya devam ediyor bankadaki paralar ile istediği gibi. Dolar alıp satmaya devam ediyor piyasaya göre e, Tabi tek e, sebebi bu değil ama bir faktör arkadaşlar onun dışında dolar endeksi e, 96.890 seviyelerinde güç kaybetmeye devam ediyor son 2 haftanın en düşük seviyelerinde e, dolar endeksinin yukarı ataklarda çıkması durumunda dolar konuda 7 seviyelerinde taşıyabilir ama bu şu an için endeksin tekrar 100 binleri görmesi demek bu da çok zor bir ihtimal e, cds primlerimiz diğer taraftan 467 bas puanda hala yüksek seyrinde devam ediyor. Dolar TL paritesinin e, kalıcı düşüşler için CDS priminde düşüşüne ihtiyacı var. Aksi halde düşüşlerin kalıcı olacağı e, düşünülemez arkadaşlar. Diğer taraftan. Ee, önemli bir haberse Takas Bank aracı kurumların kendisi üzerinden kullandığı kredi için gecelik faiz oranını %8.25'ten 12'ye çıkardı. Bazı aracı kurumların borsaya yeni gelen yatırımcıları son dönemde kredili işlemlere yönlendirmesi üzerine Takas Bank'ın bu adımı attığı belirtiliyor. Özellikle son dönemde arkadaşlar 350 binden fazla yeni yatırımcı borsaya girmiş durumda. E, Real efektif döviz kuru endeksi ise Haziran'da tüfe bazında 0.67 puan artarak 69.32'ye çıktı. Endeks Mayıs 2020'de 68.65 düzeyinde bulunuyordu. Yabancı para mevduatı inanılmaz bir şekilde artmaya devam ediyor. Ee, i̇nsanlar da biliyorsunuz biliyor ki yani bu enflasyonun gerçeği yansıtmadığını çünkü gıda, gıda fiyatları ve e, konut olsun araba fiyatları rekor seviyelerde artmaya devam ediyor. Böyle giderse mal mal sahibi olmak gerçekten e, çok zor olacak. Zaten ÖTV indirimi de e, olmayacak gibi gözüküyor. Eğer e, mal sahibi olmak istiyorsanız arkadaşlar özellikle e, şimdi tam vakti diyebilirim sizin için e, alım fırsatınız varken bunu almaya bakın bir şekilde. Ee, diğer ters bir olaydı arkadaşlar ülkede e, gittikçe işsizlik artıyor enflasyon yükseliyor ekonomi küçülüyor Fakat borsa her gün yeni rekorlar kırmaya devam ediyor ve diyorlar ki işte Real ekonomi borsaları ise aynı paralarla e, Gitmeyeceğini söylüyor Bu balon bir şekilde patlayacak arkadaşlar ama bugün ama yarın e, Borsa yatırımlarınızı gerçekten iyi analiz etmek lazım yoksa batmanız çok yakın bir ihtimal e, Olacaktır yani rastgele hisse senedi almayın kesinlikle Özellikle son dönemde baktığımız zaman gerçekten e, borsa yüzde son iki aydır üç aydır yüzde otuzun üzerinde bir e, gelir sağlamış durumda bunu gören yatırımcılar e, hangi hisseyi alırsa alsın yükselecek umuduyla devam ediyorlar hissesini de almaya o yüzden iyi analiz edin derim ben size diğer taraftan ee, Avrupa Birliği dış, dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell Türkiye ile mevcut ilişkilerdeki dinamiği karşılıklı faydalı olacak şekilde e, değiştirmeye amaçladıklarını söyledi. Ankara ziyaretinin amacının somut e, bir takım anlaşmalar varmak değil havayı koklamak ve karşılıklı kaygıları paylaşmak olduğunu kaydeden Borrell özellikle Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili Türkiye ile ciddi görüş ayrılıkları olduğu değerlendirmesinde bulundu. Ee, bu durum Türkiye'nin daha önünde birçok arkadaşlar politik konuda ayrışmaya gideceği yönde ipucu vermiş durumda. Dolar TL paritesini ilgilendiren biri. diğer bir olay ise Fed'in faiz konusunda atacağı bir sonraki adım olacak. Ee, Amerikalı e, politika yapıcıların enflasyona ilişkin uzun vadeli görüşüne bağlı e, dedi bu haber FED'in faiz indirimi yapıp yapmayacağı zaten FED başkanı negatif faiz olmayacak dedi daha önce de e, o yüzden negatif faiz beklemiyor arkadaşlar e, Goldman Sachs Amerika'nın 2020 için küçülme tahminini %4.6'ya çekti aşağıya doğru revize etti. Bankaya göre Amerika bu yılın 3. çeyreğinde %25 büyüyecek demiş arkadaşlar. Grafiğimizi e, tahta üzerinde değerlendirmek gerekirse 6.86 kurda gerçekten belirleyici bir nokta seviye olması, o, olmuş durumda. 6.86 üzerine kalıcı kapanış gün içerisinde gün sonunda bırakırsa arkadaşlar e, 6.90 seviyeleri bizi yukarıda bekliyor olacaktır. Fakat şurada 6.90 seviyesi seviyesinde de e, bizi gerçekten 6.86 olduğu gibi bekletmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, şu an düşüş trendinden ziyade arkadaşlar e, yükseliş trendinde olmaya devam ediyoruz. Düşüş trendinde ya da geri çekilmeye girmemiz için e, öncelikle 6.86'nın altında gün sonunda kalıcı bir kapanış bırakması ve e, en önemlisi burada hareketli ortalamamızın aşağıya kırması ve zaten e, hareketli ortalamanın aşağıya doğru kırarsa da buradaki MACD indikatörümüzdeki al sinyali de sata dönmüş olur diye düşünüyorum. E, o yüzden şu an yükseliş trendi devam ediyor. E, Al sat seviyeleri nerede alım nerede satım yapabilir? Destek ve direnç noktalarını dikkat edin arkadaşlar. Buralarda alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E, yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yani doların şu an yukarı gidişatı sürüyor. Sadece biraz e, baskılama var gerçekten. Zaten Merkez Bankası'nın e, rezervleri her gün e, erimeye de devam ediyor diğer taraftan. Biraz da ons yorumlayalım arkadaşlar. add Şimdi arkadaşlar ons grafiği de gerçekten yükselmeye devam ediyor ve eee hatırı sayılır bir yükseliş elde etmiş durumda. E, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen biliyorsunuz iyi gelen ekonomik verilerin etkisiyle ons altına e, baskılamaya devam etse de ons altının çıkışını yükse, sürdürmeye bir şekilde devam ediyor. Çünkü e, virüsle ilgili elle tutulur gözle görülür hiçbir gelişme olmadığı için şu an için eee ons altına yükselişleri tekrar e, gör, göreceğiz arkadaşlar. Böyle giderse de rekor seviye olan 1000. 1920-21 seviyeleri e, geçilecek gibi gözüküyor. Yaz ayı için e, virüsün azalacağı söylenirken tam tersi artmaya devam etti. Kış ayında daha fazla vaka bekleniyor. Ekonomilerin ve e, sosyal alanların, alanların da açılması vaka sayılarını tekrar arttırmış. De arttırmaya devam etmiş durumda. Ee, bir taraftan merkez bankalar ve hükümetlerin piyasaya nakit vermesinden dolayı altının yükselişe devam edecektir. ETF fonlarının arkadaşlar son 15 haftadır kesintisiz yükselmesi de altındaki güçlü talebe işaret ediyor. Ama e, bu seviyelerdeyken e, virüs için olumlu bir gelişme yaşanırsa kesinlikle pozisyonlarınızı kapatın ve açığa satış için kolları sıvayın derim ben size yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Diğer taraftan Amerika'da küçük işletmelere 521.4 milyar dolarlık Covid-19 kredisi sağladı. Ee, diğer taraftan Fed piyasaya para teşviki vermeye devam ederken 10 saltının hala düşmesini beklemek gerçekten e, çok zor ihtimal. Çünkü Amerika-Çin gerilimi kaldığı yerden devam ediyor. Amerika Başkanı Donald Trump Twitter hesabından Çin'in dünyaya büyük bir hasar yol açtığını söyledi ve Çin'i suçlamaya devam etti. Öte yandan Amerika'da dün açıklanan verilere göre Tedarik Yönetim Enstitüsü yani ISM e, imalat dışı endeksi Haziran'da aylık 11.7 puan artarak 57.1 değerine yükseldi ve beklentileri geride bıraktı. Covid-19 salgını nedeniyle önceki aylarda sektördeki daralmaya işaret eden Haziran'da ise büyüme gösteren ve veriyi ilişkin piyasa beklentisi bu ay 50.1 seviyesine gerçekleşmesi yönündeydi. 57 bir değerine yükselmiş arkadaşlar yani verilerin iyi gelmesi 10 altını sadece geri çekilmesine sebep oluyor genel olarak grafiğe baktığımız zaman zaten 1750 seviyesine yükseliş trendine girdiğimizi teyit almıştık burada 1774 ara direncimiz vardı onu yukarıya doğru kırmış bir şekilde ve şu an ciddi olarak yukarıda kalıcılığını korumuş şekilde 1774 seviyesinin üzerinde 75 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ettikçe ilk hedefimiz yukarıda 1794 daha sonra 1800 seviyeleri gelecektir. Ons altın yükselişini genel olarak baktığımız zaman e, yükselişini devam ettireceği yönde fakat sadece geri çekilmeler olacaktır. Genel olarak yükseliş trendinde ama e, bu geri çekilmeleri ara, ara destek direnç noktalarıyla teyit edebilirsiniz. Burada zaten ilk ara destek ara desteğimiz 1775. 1775'in altında girici e, bir kapanış sağlarsa aşağıda 1760 ve 1750 seviyelerini görebiliriz. Fakat şu an bu çok zor bir ihtimal özellikle. E, o yüzden şu an yükselişler daha e, teyit edici durumda e, kalıyor arkadaşlar. Biraz da gram altın yorumlayalım. Şimdi gram altında da çok güzel e, yerlere kapak atmış durumda gram altın Evet. Arkadaşlar dolar paritesindeki yatay gidiş biliyorsunuz. Yani yükselmese de en azından e, düşmemesi ve 10 santının yükselişinden destek bulan bir e, gram altın var karşımızda. Gram altın genel grafiğine baktığımız zaman ise e, yatırımcısını memnun eden bir, e, bir grafik olmaya devam ediyor e, kazançlarıyla. Bu saatten sonra durum hani gram altında özellikle insanlar nereden bozacağını ya da altın almak için geç mı bu soruları soruyor. Şimdi gram altında vatandaşın nabzı 400 seviyesi arkadaşlar. 400 seviyesine kadar e, 400 seviyesi kar satışları gelecektir diye düşünüyorum satışlar geldiği zaman bir nebze düştükten sonra tekrar alınabilir diye düşünüyorum şimdi alınır mı diye soranlara altın arkadaşlar hangi noktada alırsanız alın uzun vadede zaten cebinizde yüzünüzde güler O yüzden herhangi bir noktadan alabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum zaten şu anki buradaki asıl teorimiz asıl e, senaryomuz şu e, 391 seviyesi üzerine kalıcı kapanışlar bizi yukarıda 396 daha sonra 400 seviyelerini taşıyacaktır. Fakat e, şu an gram altında da aynı şekilde ons altında olduğu gibi yükseliş trendindeyiz. Neden? Bunun en büyük teyitlerinden bir tanesi e, bir. 391 seviyemizin üzerinde iki hareketli ortalamamızın üzerinde ve e, MACD indikatörü şu an sat vermemiş durumda. Hala kesişiyor fakat hala daha sata dönmemiş durumda. Fakat buradaki en büyük e, stratejimiz destek direnç noktalarında alım satıma devam etmek. Onun dışında 391 üzerinde zaten şu an kapanışı yap e, 391 üzerinde şu an zaten 392'de spot piyasa. Eğer 391'in aşağısında bir kalıcı kapanış yaparsa e, burada arkadaşlar geri çekilme getirebilir sizlere. Özellikle 3 390-391 seviyesine çok dikkat edin. Geri çekilme yapabilir. Ee, belki burada işte biraz bir... E, kar satışları gelebilir arkadaşlar. Ama genel olarak a, gram altında da yukarı seyirimiz devam ediyor. 380, 390 bin altında kapanışlarda 385 seviyesini e, kısa bir zamanda gelir, getirecek diye düşünüyorum. Yani çok bekletmez 381'in aşağısı. 390 aşağısı. Biraz da e, gümüşe bakalım. Evet gümüş arkadaşlar 4 seviyesine burada kanalımızda hareket etmeye devam ediyor. Bakın burada e, söylediğim gibi de demiştik 4 seviyesinde burada 4.02 4.03'lerde burada kar satışları getirecektir arkadaşlar. Bu e, kar satışları şu şekilde artık e, burayı güncellemenin vakti gelmiştir. Burayı 4.05'e çekmemiz lazım. E, şimdi yeni destek yeni kanalımız şu şekilde olacak. Evet. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Şuradan ee, biliyorsunuz zaten 4 seviyesini artık geçmiş durumda fakat şurada tutunamıyor. Gümüş niye tutunamıyor? Çünkü inanılmaz bir şekilde kar satışları geliyor. Demek ki biraz daha alttan almamız gerekiyor. Yani grafiğin aşağısını beklememiz gerekiyor. Buradaki yükselişleri ee, devamı gelmediği için. Burada nasıl 3.92'lerde 3.90 seviyelerine düştüğünde arkadaşlar ee, gümüş alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Daha sonra 4 seviyelerinde tekrar elden çıkartabilirsiniz. Fakat eee eğer bu 3.92 seviyelerine gelirse zaten aşağıya kesinlikle bekle, bekleyin direkt almayın. Çünkü aşağıya kırarsa daha 3.80'lere doğru da gidebilir. Ee, gümüş analizimizi de bu şekilde bitirelim. Herkese iyi e trade'ler diliyorum. Herhangi bir soru sormak isterseniz iletişim adresinden, mail adresimden ulaşabilirsiniz.